Rize Atık Su Projesi İPA 2 kapsamına dahil edilerek hayata geçirilmiştir. Rize Atık Su Projesi'nin bütçesi yaklaşık 20 milyon eurodur. Bunun %85'i Avrupa Birliği, %6'sı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve %9'u Rize Belediyesi tarafından finanse edilmektedir. Rize Atık Su Projesi Şubat 2021'den bu yana devam eden teknik destek ve kontrollük sözleşmemiz kapsamında hem Rize Atık Su Toplama Sistemi inşaatı hem de Rize Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı için inşaat kontrolü hizmetleri vermekteyiz. İnşaat kontrolünün yanı sıra projenin sürdürülebilirliği için Rize Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile proje uygulama birimi ile kapasite geliştirme çalışmaları yürütmekte, ilde çevre bilinci oluşturmak adına Rize halkına yönelik farkındalık arttırma çalışmaları düzenlemekteyiz. Malumunuz üzere ülkemiz Avrupa Birliği'ne aday bir ülkedir ve Avrupa Birliği'nin aday ülkelere tahsis etmiş olduğu katılım öncesi mali yardım İngilizce kısaltmasıyla İPA fonlarından yararlanmaktadır. Proje konularına göre İPA fonlarını yönetmek üzere ülkemizde 6 adet İPA birimi Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmiş, yani yetkilendirilmiş bulunmaktadır. Bunlar Çevre, Çalışma, Ulaştırma, Sanayi, Tarım ve Maliye Bakanlıkları bünyesinde hizmet veren İPA birimleridir. Özellikle bu proje bazında baktığımız zaman 250 bin nüfusa seslenecek bu proje. Dağınık bir coğrafyada böyle bir projenin hayata geçmesi bizim için, çevre için çok önemli. Fakat az önce sunumlarda da söylendiği gibi aslında dünya 19. yüzyıldan itibaren bir algı oluşturdu. O da insanların ihtiyaçları sınırsız, tabiattaki imkanlar sınırlı. Bu algı bizi hiç düşünmeden tabiata saldırmaya, kirletmeye ve sonra da çözüm üretmek için geri dönüşler yapmaya sevk etti. Şimdi bugün hem küresel ısınmayı tartışırken hem çevre kirliliğini, sıfır atıkları tartışırken bir taraftan da şunu insanlığa anlatmaya çalışıyoruz. Sınırsız ihtiyaç diye bir kavram yok. İnsanların ihtiyaçları sınırlı olabilir. Ve kainatta da sınırlı imkanlar yok. Eğer tekniğini, bilimi ve israf düsturu içerisinden bakarsak aslında sınırsız ihtiyaçlar, sınırsız imkanları da var edebiliriz. Aslında çevreye daha saygılı, geleceğe daha iyi bir dünya bırakabiliriz. Bu çerçevede ben bakıyorum bu projelere ve şimdi dünyanın çevre duyarlılığına. Bu duygularla beraber bizim Rize'de yapılan proje olarak da baktığımız zaman 17 kilometre Rize'nin hemen Alipaşa dediğimiz mahallesinden Bozukkale dediğimiz mahalleye kadarki hatta 17 kilometrelik bir konnektör hattı yapmış olacağız. Akabinde İslampaşa dediğimiz bulunduğumuz mevkide de 30 dönüm üzerinde bir ileri biyolojik arıtmayla beraber inşallah Rize'nin 250 bin nüfusuna seslenebilecek, 2050 yıllarına kadar bizi idame ettirebilecek gayet çevreci bir projenin adı olmakta Rize Atık Su Projesi. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımıza, Avrupa Birliği delegasyonuna, bakanlığımızın değerli yetkililerine, gerek yüklenici firma ve Rize Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir projeyi Rize'ye kazandırdıkları için. Kaldı ki bu proje bir iki dönem önceden başlayan ve bizim belki 2022 yüklenici firmalarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda bitirilecek, 2023'e sarkabilecek bir proje. Bu anlamda da geçmişte projeye destek veren belediye başkanlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Ve projenin ilimize hayırlar getirmesini diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. This is my first time in Rize, and I thank the mayor, the deputy governor very much for their hospitality, and actually you even provided me with a day of sunshine.
Bu benim Rize'de ilk günüm, ilk defa Rize'ye geliyorum. Bu nedenle Sayın Belediye Başkanı'na ve Vali Yardımcısı'na teşekkür etmek istiyorum. Kendilerinin misafirperverliğinden dolayı gerçekten aslında bana çok gün ışığı içeren bir gün yaşattılar. Aynı zamanda bugün Rize Atık Su Arıtma Tesisinin temel atma töreni sebebiyle, vesilesiyle burada olmaktan da büyük memnuniyet duyuyorum. Bu gerçekten Avrupa Birliği'nin desteklediği en büyük yatırımlardan, en büyük projelerden biri. 20 milyon euroluk bir bütçesi var. 17 milyon eurosu Avrupa Birliği'nden geliyor. Eminim ki bu proje çevrenin korunmasına, Rize halkının sağlığının korunmasına ve çok güzel olan Karadeniz'in korunmasına, bu dağlarla deniz arasındaki Rize'nin korunmasına yardımcı olacaktır. Evet, ya Allah, bismillah. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim.